Bu videoda tuzak dolu eşitsizlik soruları çözeceğim. Diyebilirsiniz ki eşitsizlik soruları zaten hepsi tuzak dolu değil mi? Bir yere kadar haklısınız aslında. Gelin ilk soruyla başlayalım. x eksi 1 bölü x artı 2 büyüktür 0. Bu sorunun iki ayrı çözüm yöntemini göstereceğim. İlk yöntem bazı açılardan, bazı yönlerden bence daha basit olanı ama ben size her ikisini de göstereceğim. Hangisi kolayınıza gelirse onu kullanırsınız. İlk yöntemde şöyle düşünüyoruz. Bir sayıya bölünebilen bir diğer sayı var ve bu işlemin sonucu da sıfırdan büyük. Eksi sayıyla çarpma ve eksi sayıya bölme işlemlerinin özelliklerini hatırlamamız gerekiyor. Bu kesirli ifade hangi durumlarda sıfırdan büyük olur? Bu ifadenin sıfırdan büyük olmasının tek şartı hem a'nın hem de b'nin sıfırdan büyük olmasıdır. Bunun doğru olması için gereken şartlardan bir tanesi bu bir artı sayıyı bir diğer artı sayıya, bir pozitif sayıyı bir diğer pozitif sayıya bölersek sonuç kesinlikle pozitif olur, sıfırdan büyük olur. Veya diğer durumda şudur, bir eksi sayıyı bir diğer eksi sayıya bölmek. Bir sayıyı aynı işaretli bir sayıya bölersek sonuç pozitiftir, sonuç artı çıkar. Veya a sıfırdan küçük olmalı ve b yine sıfırdan küçük olmalı. Elinizde bunun gibi sıfırdan büyük olan kesirli bir ifade varsa doğru olmasını sağlayan iki ayrı durum söz konusu. Ya hem pay hem de payda sıfırdan büyük olmalı ya da ikisi birden sıfırdan küçük olmalı. Bunu aklımızdan çıkarmadan bunu aklımızda tutarak soruyu çözelim. Soruyu çözmek için iki ayrı durum söz konusu. İlk durumda her iki sayıda sıfırdan büyük. Hem pay hem de payda sıfırdan büyükse sorun yok. İlk çözümümüzde iki ayrı kola ayırabilirim. x eksi 1 sıfırdan büyük olacak. Ve x artı 2 sıfırdan büyük olacak. Yani bu şart sağlanacak. Hem pay hem de payda sıfırdan büyükse, bunları birbirine böldüğünüzde sıfırdan büyük bir sayı elde edersiniz. Az önce gördüğünüz gibi bir diğer durumda her ikisinin birden sıfırdan küçük olması. Diğer durumda x eksi 1 sıfırdan küçük ve x artı 2 sıfırdan küçük. İkisi de sıfırdan küçük. Her ikisi de sıfırdan küçükse bir eksi sayıyı bir diğer eksi sayıya bölmüş oluruz. Sonuçta artı olur. Yani sıfırdan büyük olur sonuç. Şimdi gelin bu iki durum için de çözelim. x eksi 1 büyüktür 0. Her iki tarafa da 1 eklersek, x büyüktür 1 elde ederiz. x artı 2 büyüktür 0 için de her iki yandan 2 çıkarırsak, her iki taraftan 2 çıkarırsak, aynen bu şekilde x büyüktür eksi 2 elde ederiz. Bu iki koşulun sağlanması için kırmızıyla yazdığım bu koşulların sağlanması için, x'in 1'den büyük olması ve aynı zamanda eksi 2'den büyük olması gerekiyor. Yazdığımız ilk ifade gereği x 1'den büyük olmalı ve ikinci ifade gereği de x 2'den ek düzeltiyorum, eksi 2'den büyük olmalı. x hem 1'den hem de eksi 2'den büyük olmalıysa, 1'den büyük olması gerektiği ortada. Örneğin 0 bu koşulları sağlamaz çünkü eksi 2'den büyüktür ama 1'den büyük değildir. Hem 1'den hem de eksi 2'den büyük olması gereken bir sayı sadece 1'den büyük olsa yeter değil mi? 1'den büyük olan bir sayı zaten eksi 2'den büyüktür. Kısacası, aşağıya yazdığım, pay ve payda'nın 0'dan büyük olduğunu söyleyen bu zincirleme gerektirmeler, x'in 1'den büyük olmasıyla sağlanır. x 1'den büyükse eksi 2'den zaten büyüktür. Bu apaçık ortada. 1'den büyük her sayı eksi 2'den de büyüktür. Bu denklemi sağlayan koşullardan bir tanesi bu. Hemen sağlamasını yapalım. Diyelim ki, Diyelim ki x 2 olsun. 2 eksi 1 1'dir. Bölü 2 artı 2 sonuç 1 bölü 4. Bu artı bir sayıdır, pozitif bir sayıdır. Şimdi iki sayının birden eksi olduğu bir durum için çözelim. x eksi 1 0'dan küçükse her iki yana 1 ekleriz. Böylece x eksi 1 küçüktür 0. Her iki tarafa 1 eklersek, x küçüktür 1. Bu koşul bu hale geldi. Şimdi bu koşula gelelim. x artı 2 küçüktür 0. Her iki taraftan 2 çıkaralım. x küçüktür eksi 2 olur. Bu koşul da bu hale gelmiş oldu. Bu iki ifadenin yani hem payın hem de paydanın eksi olabilmesi için x'in 1'den küçük ve aynı zamanda eksi 2'den de küçük olması gerekiyor. Bir sayının hem 1'den hem de eksi 2'den küçük olması gerekiyorsa kısaca eksi 2'den küçük olması kafi. Eksi 2'den küçük olan her sayı bu iki koşulda sağlar. O halde bu ifade x'in eksi 2'den küçük olması gerektiği şeklinde yazılabilir. Unutmayın ki bu iki koşul arasında ya da gerektirmesi var. Yani ya hem pay hem de payda artı olacak ya da her ikisi birden eksi olacak. Her ikisinin birden artı olması koşulu, x'in birden büyük olması gerektiği, her ikisinin birden eksi olması koşulu da x'in eksi 2'den küçük olması gerektiği şeklinde yazılabilir. O halde çözüm ne olur? x'in 1'den büyük olması, yani her ikisinin de artı olması ya da x'in eksi 2'den küçük olması, yani her ikisinin de eksi olması, negatif olması. Peki sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğiz? Önce sayı doğrusunu çizelim. 0 burada olsun. 1 burada. x 1'den büyük olacaktı ama büyük eşit değil. O halde birin dahil olmadığını belirtmek için bir çember çizelim şöyle. 1'den büyük tüm sayılar bu eşitliği sağlıyor, eşitsizliği sağlıyor ya da eksi 2'den küçük tüm sayılar. Eksi 2'den küçük tüm sayılar bunu sağlıyor çünkü hem pay hem de payda eksi oluyor. Sağlamasını yapabilirsiniz. Hemen x'e eksi 3 diyelim. Eksi 3 eksi 1. Eksi 3 eksi 1 eksi 4 eder eksi 3 artı 2 de eksi 3 artı 2 de eksi 1'e eşit. Eksi 4 bölü eksi 1 artı 4'tür. Pozitif 4. Buradaki tüm eksi sayılar da eşitliği sağlar. Bu soruyu çözmenin iki ayrı yolunu göstereceğimi söylemiştim. Bu çözümü karışık bulduysanız şimdi diğer çözümü deneyelim. Diğer çözümde soruyu bir daha yazayım. x eksi 1 bölü x artı 2 büyüktür 0. Gelin başka bir unsuru ekleyelim ve aynı mantıkla çözelim. İşareti büyük eşit yapalım. Ya da neyse boş verin bu soru böyle kalsın belki sonraki videoda büyük eşittir olan bir soru çözerim. Şimdiden o konuya girmeyelim. Zorluk derecesini adım adım arttıralım. Şimdi x eksi 1 bölü x artı 2 büyüktür 0 olsun. Bunun gibi bir kesirli ifade söz konusuyken yapabileceğim şeylerden bir tanesi de denklemin her iki yanını x artı 2 ile çarpmak olabilir. Böylece sol yanda paydadan kurtulmuş oluruz ve sağ tarafta da sıfırla çarptığım için değişen bir şey olmaz. Ama sorun şu ki bir eşitsizliğin her iki yanını birden bir sayıyla çarparsak, eşitsizliği artı bir sayıyla çarparsak eşitsizliğin yönü değişmez. Ama eksi bir sayıyla çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Ama x artı 2 artı mı yoksa eksi mi bunu bilmiyoruz. Gelin her iki durum için de çözelim. İlk olarak x artı 2'nin x artı 2'nin sıfırdan büyük olduğu durum için, diğer durum olan bunu da başka bir renkle yazayım. O da x artı 2'nin sıfırdan küçük olduğu durum. Bunlar x artı 2 için söz konusu olan iki olasılık. Peki bu iki durumda x artı 2, x artı 2 sıfıra eşit olabilir mi? x artı 2 sıfıra eşit olsaydı bu kesirli ifade tanımsız olurdu. Tabi bu da uğraşmak isteyeceğimiz türden bir durum olmazdı. Tanımsız bir ifade olurdu. Her iki yanda aynı ifadeyle çarparken karşımıza çıkan durumlar bunlar. x artı 2 sıfırdan büyükse bu da şu demektir. x eksi 2'den büyüktür. Eşitsizliğin her iki tarafından 2 çıkardık x eksi 2'den büyükse, x artı 2 de 0'dan büyüktür. O halde bu koşulda bu eşitsizliğin her iki yanını x artı 2 ile çarpabiliriz. x eksi 1 bölü x artı 2 büyüktür 0. Her iki tarafı da x artı 2 ile çarpıyorum. x artı 2'nin de artı pozitif olduğunu varsayıyorum çünkü x eksi 2'den büyük. Her iki yanda x artı 2 ile çarptık. Bunlar sadeleşti. 0 çarpı x artı 2 de 0 etti. Peki ne kaldı? x eksi 1 büyüktür. Burası sadeleşti ve 0 oldu. x'i bulmak için her iki tarafı da 1 ekleyelim. x büyüktür 1. Ve gördük ki x artı 2 0'dan büyükse, bir diğer deyişle x eksi 2'den büyükse, x'in 1'den büyük olması gerekiyor. Bu iki durum karşılıklı olarak birbirine gerektirir. Bu iki koşulun aynı anda doğru olması gerekiyor. x bu iki koşulda sağlayacaksa 1'den büyük olmalı. Çünkü x 1'den büyükse, x büyüktür eksi 2 önermesinde kesinlikle sağlayacaktır. O halde sol tarafta şu sonuca ulaştık, x büyüktür 1. Bu x artı 2'nin sıfırdan büyük olduğu durum içinde. Diğer durumsa x artı 2'nin sıfırdan küçük olmasıydı değil mi? x artı 2 sıfırdan küçükse bu şu demektir. x küçüktür eksi 2. Şimdi ne yapacağız? Her iki taraftan da 2 çıkardık. x artı 2 sıfırdan küçükse eşitsizliğin her iki yanında onunla çarparken ne yapmamız gerekiyor? x eksi 1 bölü x artı 2. Arada bir eşitsizlik var ve sağ tarafta da sıfır var. Her iki tarafı da x artı 2 ile çarpalım. x artı 2 eksi bir sayı. Bir eşitsizliğin her iki yanını eksi bir sayıyla negatif bir sayıyla çarparsak, eşitsizliğin yönünü değiştirmemiz gerekir. O halde büyüktür işareti, küçüktür işareti olur. Çünkü x artı 2'nin eksi bir sayı olduğunu varsayıyoruz. Bunlar sadeleşir ve bir şeyi ile çarparsak, burada da sonuç 0'dır. Ne kaldı? x eksi 1 küçüktür 0. x'i bulmak için her iki tarafa da 1 ekleyelim. x küçüktür 1. x artı 2'nin 0'dan küçük olduğu. yani x'in eksi 2'den küçük olduğu durumda, x 1'den küçük olmalı. Bir sayı hem eksi 2'den hem de 1'den küçük olmalıysa, sadece eksi 2'den küçük olması yeterlidir, değil mi? Eksi 2'den küçük her sayı zaten 1'den de küçüktür. Ama 1'den küçük her sayı eksi 2'den küçük değildir. O halde dikkat etmemiz gereken tek koşul bu. x artı 2'nin 0'dan küçük olduğu durumda, x'in eksi 2'den küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu koşul eşitsizliği sağlayacaktır. Sonuç olarak x ya 1'den büyük olacak ya da eksi 2'den küçük olacak. Bir kez daha sayı doğrusu üzerinde gösterelim. x'in 1'den büyük olduğu noktalar burası. 0 burada. Eksi 1, eksi 2. x'in eksi 2'den küçük olduğu noktalar eksi 2 dahil değil. İşte böyle. Bu da biraz önce bulduğum sonucun aynısı. Evet, artık hangi yol size daha kolay geldiyse her iki yolunda ince noktaları var. İki yolda da, iki metotta da artı ya da eksi bir sayıyla çarpınca ya da ona bölünce ne olacağına dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsi bu.